Leylek, hani bana çekirdek, çekirdeğin içi yok, hanım kızın saçı yok. Evet, merhaba çocuklar, sizinle beraber E sesini öğrendik. Şimdi sırada ikinci ses, yani ıı sesi. Tekrar edin bakayım benimle. Iı sesi. Çocuklar burada bak, ağzıma dikkat et. Bak dilimi ön dişlerimin arasına sıkıştırıyorum ama çok sıkıştırma, kopar. Bak çok sıkıştırma, tamam mı? Bak dilinin ucunu dişlerinin arasına koy ama öndeki tavşan dişlerinin arasına, tamam mı? Hadi. Uuu. Uuu. Yüksek sesle tekrar et. Uuu. Aferin sana. Şimdi seninle beraber içinde uuu sesinin olduğu görsellere bakalım. Iı sesi varsa bile, ı sesi başta mı? Iı sesi ortada mı? Iı sesi sonda mı? Bir de bunu öğrenelim, olur mu? Olur öğretmenim dediğinizi duyar gibiyim. Aferin benim canım. Şimdi gel. Önce bir bakalım. Canım ıı sesi limonda var mı? Limon. Başlıyor. Evet, ağzından ilk çıkan ses ı sesi, duydun mu? Duydun mu? Heh, tamam. Gel. Yani, o zaman neyle başlıyorsun? Sen limon ı sesiyle başlıyorsun. Şimdi geldim buraya. Oo, ormanın kralı. Kim bu? Aslan. Duydun mu? Beni tekrar duyacaksın bak. Aslan. Lan. Bak. Dilim ucuna dikkat et. Nerede dilim? Tam ortada. Duyuyor musun? Aslan. Ortada. O zaman ortadakini işaretliyorum ben de. Geldim buraya. Lale. La. Le. Kaç kere duyuyorsun? Bir beni tekrar et, duyacaksın bak. Sesli söylersen kulağın daha iyi duyar bak. La, le, lale, lale. Tekrar et. Evet, hem başta var, değil mi? Başka nerede var? La, le. Bir de kelimenin ortasında var. Aferin canım. Geldim buna. Canım ne tatlısın sen. Sana neden kurnaz demişler? Bence sen kurnaz değilsin. Tilki. Tilki. Tekrar et. Yüksek sesle tekrar bir de. Tilki. Hı, duyuyor musun? Aferin sana. O zaman ortada. Geldim buna. Rengarenk. Ballon. Balon. Nerede? Ortada. Aferin canım. Geldim buna. Kelebek. Kelebek. Nerede? Ortada. Aferin canım benim. Şimdi biz burayı yaptık. O zaman sırada ne var? Ne yapalım sırada? Aferin sana, ı sesinin yazım yerini öğrenelim, tamam mı? Hadi gel, sonraki derste görüşürüz. Leylek, hani bana çekirdek, çekirdeğin içi yok, hanım kızın saçı yok. Merhaba çocuklar, şimdi size kimi getirdim? Derse misafir getirdim. Bu benim kedicim, adı Luka. İsmin hangi sesle başlıyor Lukacık? Söyler misin arkadaşlarına? Merhabalar. Benim adım Luka. Luka. Benim adım Luka. Luka. Hangi sesle başlıyormuş? Luka. Senin adın L sesiyle başlıyor, biliyor musun? Ve biz senin sesini öğreniyoruz. Senin sesini öğreniyoruz şimdi. Hadi tekerlemeyi bir daha beraber söyleyelim mi? Lukacık da varken. Hadi Luka sen de söyle. Leylek, leylek, lekirdek. Hani bana çekirdek.
Çekirdeğin içi yok. Hanım kızın saçı yok. Hadi git bakalım. Sevdiniz mi Luka'yı? Ay siz de çok tatlısınız. Siz de çok tatlısınız biliyor musunuz? Şimdi çocuklar, I sesinin yazım yönünü öğreneceğiz. Çok kolay. İki harekette öğreniyorsun. Bir, iki. Yukarıdan aşağı bir. Soldan sağa iki. Büyük I sesini yazmak bu kadar kolay. Tamam mı? Şimdi odaklan buraya. Bak, dört çizgi, üç aralık. Neydi bu bizim kılavuz çizgimizdi? Şimdi ilk satıra seninle beraber büyük I sesini yazalım mı? Bak, çizgiler unutma. Yukarıdan aşağı doğru iner, tamam mı? Böyle kalemi aşağıdan böyle yazı yazmaya çalışma, tamam mı? Zorlanırsın çünkü. Yukarıdan aşağı çek çizgini, tamam? Gel şimdi. Yukarıdan aşağı ne yapıyorum? Dümdüz iniyorum. Bir. Soldan sağa. İki. Tamam? Kolay mı? Hadi gel. Beraber yapalım. Ne yapıyorduk? Harflerin arasına bir parmak boşluk bırakıyordum ki harfler birbirlerine çarpışmasınlar. Trafik gibi düşün. Trafikte mesela öndeki arabayla arkadaki araba ne yapıyor? Aralarına bir mesafe bırakıyorlar, değil mi? Bir takip mesafesi diyoruz biz buna. Yine bir takip bırakıyoruz araya, tamam mı? Bırakalım mesafemizi, çarpışmayalım. Bir, iki, bir, iki, bir, iki. Madem buraya kadar geldim, yazı yazma şarkımızı söyleyelim mi? Haydi yazı yazalım, haydi yazı yazalım, İnci gibi yazılar, haydi yazı yazalım. Söz uçar yazı kalır, söz uçar yazı kalır, böyle demiş atalar, haydi yazı yazalım. Yine çocuklar, satır sonuna kadar geliyorum. Tamam mı? Satırın sonuna kadar geliyorum. Satırım bitince bırakabilirim. Madem buraya beraber yazdık. Şimdi videoyu durdurmadan önce bir dur. Bir dur, bir bekle. Şimdi sana görev veriyorum. Tamam mı? Yine kılavuz çizgili defterini aç. Tamam mı? Sayfa 2. Burada tam 6 tane satırı saydık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu 6 satıra büyük sesini yazmanı istiyorum, tamam mı? Şimdi durdur videoyu. Durdur bunu, yaz. Sonra videoyu tekrardan aç, tamam mı? Anlaştık mı? Sana güveniyorum. Evet minnoşkolar. Sesini yazdığınıza göre şimdi küçük sesini öğrenelim mi? Hı? Öğrenelim mi? Öğrenelim mi? Öğrenelim mi? Öğretmeyeyim derseniz öğreniriz. O zaman haydi bakalım. Küçük I sesini çocuklar ben ters bastona benzetiyorum. Hani böyle ninelerimiz ya da dedelerimiz böyle yorulduklarında falan bir destek almaya ihtiyaç duyarlar ya, böyle bir baston falan tutuyorlar böyle. İşte o bastona benzetiyorum ben bunun sesini, ama ters dönmüş baston. Şöyle göstereyim. Bak, yukarıdan aşağı dümdüz iniyorum. Hop, bir tane kuyruk. Bu kadar basit. Tamam mı? Bence yazarsın. Tamam mı? Hadi bakalım. Yukarıdan aşağıya indim. Kuyruk yaptım. Yukarıdan aşağı indim. Kuyruk yaptım. Bu. Tamam mı? Anlaştık mı? Ama dümdüz indir çizgini. Dümdüz indir. Kargıcık burgacık indirme. Çizgiler dans ederek değil, dümdüz insinler. Tamam mı? Hadi bakalım. Haydi yazı yazalım. Haydi yazı yazalım, inci gibi yazılar. Haydi yazı yazalım, söz uçar yazı kalır, söz uçar yazı kalır, böyle demiş atalar, haydi yazı yazalım. Evet minnoşkalar, madem bu satırı beraber yazdık, şimdi sana bir görev. Yine sayfa 2'de kalan diğer 6 satıra da tekrar küçük sesini yaz, tamam mı? Hadi yaz bakalım. Haydi bakalım. Haydi sen yaz. Sonraki derse gel. Sonraki derste görüşelim, tamam mı? Hadi bay bay. Görüşürüz. Çocuklar, şimdi E ve U sesini sizinle beraber öğrendik. Artık size okumanın mantığını öğretmenin zamanı geldi. Çocuklar, S
Sesler bir araya gelirler ve biz sesleri okuruz. Tamam mı? O yüzden artık sesleri bir araya getirmenin ve arkadaş yapmanın zamanı geldi. E sesini öğrettim. L sesini öğrettim. Şimdi onları birbirleriyle arkadaş yapalım mı? Tamam, hadi gel yapalım. Şimdi bak. E sesini önce yazalım. Tamam mı? Bu bizim E sesimiz olsun. Tamam. Bir de hop kırmızıyı aldım. Kırmızıyla da buraya l yapalım. Evet, sen de defterine yapabilirsin, tamam mı? Şimdi ben bu ikisini birbirleriyle arkadaş yapacağım. Tamam mı? Hemen ortalarına bir tane kalpçik koyalım. Şöyle, ben severim böyle kalpleri. Şöyle bir kalpçik koyalım ve onları arkadaş yapalım. İkisini yan yana getirelim ve sesler bir araya gelsin ve biz sesleri artık okuyalım, değil mi? Çünkü sesleri bir araya getirmemiz gerekiyor. Evet, şimdi okuyalım mı? Bu şekilde sesleri bir araya getirip okuyoruz, tamam mı? Anlaştık mı? Hı? Anlaştık mı? Şimdi canlı öğretmen durur mu? Durmaz. Ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Şimdi size bir hece öğreteceğim çocuklar. Bu açık hece. Biraz sizi zorlayacak biliyorum. Ama bence biz beraber böyle benim dediklerimi birebir yaparsanız bence çözeriz sizinle. Sizce? Bence de çözeriz. Hadi gel bak. Şimdi bunu siliyorum. Tamam mı? Siliyorum bunu. Şimdi ilk önce bu defa l sesini yazıyorum. Tamam mı? Yeni bir hece. Bak sesleri bir araya getirelim. L. Buraya da E yapalım. Bu defa L. E sesinin yanına gelsin ve onunla arkadaş olsun. Olur mu? Hemen yine bir kalpçik yapalım. Yine kalpsiz olmaz. Arkadaş yapalım onları. Bir araya getirelim. Gel bakalım L. Gel bakalım E. Şimdi bunları okuyoruz, tamam mı? Hazır mısın? Hazır mısın? Le. Oku şimdi. Le. 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 Bak dilime dikkat et bak. Ağzıma dikkat et. İlk hangi sesi çıkarıyorum? L bak. İlk başta gördüğün sesi önce çıkar. Sonra yanına gelen sesle beraber birleştir. Tamam mı bak? Le. 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 Le diye halay çekiliyor ya çocuklar düğünlerde. Hiç düğünlere gittiniz mi? Ben küçükken çok düğünlere gidiyordum çocuklar. Alıyordum elime mendili. O le 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 diye halay çekiyorduk biz. Tamam mı? Aklınıza oradan gelebilir. Bir de eğer bu videoyu izledikten sonra bir düğüne giderseniz bir halay da benden çekip le 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 demeyi unutmayın, tamam mı? Evet çocuklar, şimdi el hecesini yazdık. L hecesini yazdık. Şimdi sıra sizde. Yine kılavuz çizgili defterinize gelip satır başından başlayarak, bak satırın başı burası. E nerede oluyordu? Papatyanın olduğu kısımda. L, el, el ve le, le, le. Hem yazıyorsun hem okuyorsun. Hem yazıyorsun hem okuyorsun. Anlaştık mı? İlk iki satırını E, diğer iki satırına da L yazıyorsun. Anlaştık mı? Tamam mı? Anlaştık mı? Aferin sana. Evet çocuklar, şimdi yine sizinle beraber bu defa bir kelime öğreneceğiz çocuklar. Heceler bir araya geliyorlar ve kelimeleri oluşturuyorlar. Şimdi sizinle kelime avına çıkalım mı? Bir tane kelime oluşturalım, tamam mı? Gel bak, gel buraya bak, odaklan buraya. Bak ve hecesi olsun, tamam mı? Le. Le, 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 le. Oradan geldi mi aklınıza? Şimdi bunları bir araya
getirelim. Arkadaş yapalım. Gel. Arkadaş yapalım ikisini. Tata. Tata. Şimdi okuyalım. Tamam mı? Ama bir araya getirip okuyalım. Tamam mı? Hem yazıyorum hem okuyorum bak. Diğer heceyi yazıyorum. L. L. Şimdi hadi okuyalım mı? Benimle beraber okur musun? Tamam, hadi gel mavi kalemle de okuyalım. Gel. Gel bak. E. L. E. L. Tekrar et. Tekrar edersen okumayı öğrenirsin. Tamam mı? Bak tekrar et. E. E. L. E. L. Ele. 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 Un. Ele. Un. Ele. Ele kelimesini bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Şimdi madem ele kelimesini öğrendik, o zaman un eleyelim mi? Ha? Un eleyelim, güzel bir poğaça yapalım, olur mu? Peynirli poğaça böyle. Hı? Tamam. Şimdi o zaman un eleyelim. Sonra ne yapalım? Gidelim o undan güzel güzel böyle canınız isterse kek yapalım. Canınız isterse poğaça yapın. Ama bu görevi anneyle beraber yapıyorsunuz, tamam mı? Hadi o zaman un elemeye gidelim, gel. Çocuklar şimdi ele kelimesini yazmayı öğrendik, okumayı öğrendik. Şimdi beraber un eleyelim mi? Tamam, hadi gel. Açıyorum hemen kavanozumu. Başlıyormuşuz yemek tarifine. Şaka şaka çocuklar. Sadece un eleyeceğiz beraber. Bir kaşık unumu ekliyorum. Bakın, elemek kelimesi çocuklar. Un ele diyebiliriz. Canan un eledi. Elle. 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 Şimdi ben bu unla poğaça yapmaya gidiyorum. Poğaça yapıp derse sonra başlayalım, tamam mı? Hadi görüşürüz. Bay bay. Merhabalar. Şimdi ele kelimesini yazmıştık, okumuştuk. Hatta un bile eledik. Şimdi ne yapalım? Yeni bir kelime öğreteceğim size, tamam mı? Şimdi bu öğrendiğimiz ilk hece ile ikinci heceyi bir araya getirip arkadaş yapacağız. Nasıl yapacağız öğretmeyin derseniz de bak şimdi buraya. L. El. Şimdi L hecesini yazalım. Evet. Sen de L hecesi ol. L. 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 Oradan kalsın aklınıza, tamam mı? Unutmayın. Ve kalp yapalım. Onları da arkadaş yapıp bir araya getirelim. Elle. Elle. Şöyle yapalım. Böyle yapalım. Gelin bakalım. Arkadaş olur musunuz? Siz arkadaş olur musunuz? Arkadaşlık çok güzel bir şey. Elle. Şimdi benimle beraber oku, tamam mı? Elle. Elle. Hadi biraz daha tekrar yapalım. Bol bol tekrar yaparsan anca o zaman öğrenirsin, tamam mı? El. Le. El. Le. Elle. Elle. Hey çocuklar, aklıma ne geldi? Şimdi size bir tane oyun öğreteyim mi? Elle oyunu, tamam mı? Ben nerenizi elleyin dersem siz oraya elleyeceksiniz. Anlaştık mı? Ama dikkat edin, odaklanın. Çünkü sizi şaşırtabilirim. Tamam mı? Hadi. Burnunu elle. Yanağını elle. Saçına elle. Karnını elle. Burnunu elle. Saçını elle. Yanağını elle. Burnunu elle. Hayır, burnunu değil, yanağında hala ellerim. Bu oyunu böyle oynayabilirsiniz evde bol bol, tamam mı? Bu oyunun adı da elle oyunu olsun, tamam mı? Elle. Hangi kelimeyi öğrendik biz? Elle. Tamam. Anlaştık mı? Peki mi? Aferin. Şimdi Minnoş, gel bakalım. Yine sayfa 2'de bu son satıra, son iki satıra bir ele kelimesini sonuna kadar yaz. Sonra da elle kelimesini sonuna kadar yaz. Bak yaz, bak yaz. Tamam mı? Anlaştık mı? Tamam mı? Peki mi? Peki. O zaman, o zaman biraz daha beraber okuma yaptıktan sonra bu dersi sonlandırabiliriz. Hadi görüşürüz.
Çocuklar, sizinle beraber resim çizelim mi? Şimdi sizinle beraber çok anlamlı bir şey çizeceğiz. Şimdi siz şu an küçücüksünüz değil mi? Minicik elleriniz var. Bu minicik pamuk şekeri ellerinizde bir anı bırakalım mı? Bu anıyı da defterimizde bırakalım. Hatta bu defteri hiç kaybetmeyin, tamam mı? Hayatınız boyunca hep saklayın. Çünkü bizim ilk yazı yazmayı öğrendiğimiz defterimiz bu, değil mi? Ben o yüzden çok seviyorum. Hala da ilkokul defterlerini böyle görünce çok mutlu olurum ben. Şimdi bu boş kısmı görüyorsunuz değil mi? Bu boş kısmı elinizi böyle üzerine bırakacaksınız. Anlaştık mı? Ama iyice böyle açacaksınız ellerinizi, tamam mı? Ördek ayakları gibi kocaman böyle böyle aç, tamam mı? Şimdi gel. Üzerine bırakacağız elimizi. Sonra kalemle elimizin etrafından geçerek çizeceğiz, tamam mı? Anlaştık mı? Hadi şimdi ben çiziyorum, sen de çiz. Şöyle etrafından geziyorum. Ta 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 ta. Evet. Hop. Ben kendi elimin izini çıkardım. Ne kocaman elim varmış benim. Şimdi siz o minik şekeri pamuk ellerinizi çizin, tamam mı? Ve istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Mesela ben böyle süsleyeceğim. Ama siz nasıl isterseniz öyle süsleyin, tamam mı? Şöyle. Papatyaları da çok seviyorum. Şuraya da bir tane papatya çizeyim. Papatyalı yüzük takmış olayım, olur mu? Papatyalı yüzük. Şuraya da şöyle bir tane bileklik çizeyim. Evet. Şöyle süsleyebilirim. Bu benim yazı yazarken ki elim. Yani senin elin. Tamam mı? Bir tane de ok çıkaralım şöyle sağ tarafa doğru. Ne öğrenmiştik? Bu neydi? El. Yazalım. E. L. El. El yazmayı öğrendik. El okumayı öğrendik. Evet çocuklar, bir sonraki derste görüşürüz. Evet çocuklar, okumak çocuklar dünyanın en güzel etkinliklerinden bir tanesidir. Çünkü okuyan insanların zihinleri dinlenirler. Hem zihinleri dinlenir hem de genel kültürleri artar ve bilgilenirler. O yüzden okuyalım, bol bol okuyalım, tamam mı? Şimdi benimle beraber tekrar et, tamam mı? Nasıl ki bak, papağanlara konuşmayı nasıl öğretiyorlar? Papağana kelimeyi söylüyorlar, papağan tekrar ediyorlar. Söylüyor, papağan tekrar ediyor. Papağan gibi sürekli aynı kelimeyi tekrar et. Mesela bir tane papağan videosu izlemiştim ben. Papağan sürekli böyle merhaba, 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 merhaba falan diyor. Sen de sürekli benim sana söylediğimi sen tekrar et. Benim sana söylediğimi sen tekrar et. Olur da zorlanırsan videoyu başa sar. Git en başa tekrar al, tekrar tekrar oku. Anlaştık mı? Tamam. Şimdi oku bakalım. El. E. Le. El. E. Le. E. Le. El. E. Le. El. Le. E. Le. E. Le. El. E. Le. Aferin. Şimdi biz bunu sesli okumaya diyoruz. Ben okudum, sen okudun. Ben okudum, sen okudun. Şimdi ben hiç sesimi çıkarmayacağım. Sadece bu elle göstereceğim ve sen de okuyacaksın. Biz buna da ne diyoruz? Ben gösteriyorum, sen okuyorsun. Anlaştık mı? Hadi gel. Şimdi çocuklar, buradaki bu 4 tane cümleyi tekrar tekrar okumanı istiyorum. Anlaştık mı? Bunu okuduktan sonra da yeni set için hazırlık yapabilirsin. Bir sonraki seste seninle tekrar burada buluşalım, tamam mı? Hadi görüşürüz. Bye bye. Unutma,
Bol bol tekrar et, bol bol oku. Anlaştık mı? Tamam, anlaştık. Görüşürüz.